İsviçre'nin CERN şehrinde dünyanın ilim adamları, uzmanlar, fizikçiler büyük deneyler yapıyorlar yıllardan beri. Milyar dolarlık çalışma yerin 100 kat altında herhangi bir şeyden etkilenmemek için, çevre etmenlerini etkilenmemek için yerin 100 kat derinliğinde deneyler yapıyorlar. Milyar dolarlık proje. Ne yapıyorlar bunlar? Şimdi yapılan son araştırmalarda her şey elementten meydana gelir. 114 şu kadar element var. En basit bir element hidrojen nedir? Hidrojenin bir protonu, bazı protonu var, nötron olmadığı için başka bir örnek vereyim. Hidrojen mesela. Helyum veyahut da. Herhangi bir elementin hücre çekirdeği var, bir de etrafında elektronu var. Hücre çekirdeği, elektron. Hücre çekirdeğiyle elektron, mikroskopla, elektron mikroskopuyla dahi büyütseniz bu etrafındaki elektronu göremezsiniz. O kadar küçük. Atomun çapı 12 pikrometre. O kadar küçük. Yani milimetre değil, nanometre değil, efendim pikometre. Çok çok küçük. Şimdi bunu şuna şöyle örnek verebiliriz. Atomun çekirdeğinin içi de boş. Atomun çekirdeğinin içi %99.99 oranında boş. Bu ne demek? Dünyanın en büyük binasını atom çekirdeğine benzetelim. İçindeki boşluğu aldığınızda şu kadar bir madde kalır. Boşluğu aldığınızda. Ama bu madde ne kadar ağırdır? O bina kadar ağırdır. Dünyanın en büyük binasının içindeki onun gibi atom çekirdeğini düşünelim. Onun içindeki boşluğu aldığınızda bu kadar madde kalır. Proton. Evet. Onu da kaldırmaya kalksan aynı o binanın kaldırmak için kullanacağın güç kadar güç gerekir. O kadar ağırdır. Güneşte bir kibrit kutusu kadar bir güneş parçası 10 bin ton ağırlığındadır. Çok yoğun. Çünkü elektronlarla protonlar birbirine yakın. Dünyada düşünelim. Mesela Fatih'te bir atomu çekirdeğinin içerisi boş dedik ki %99.999 oranında boş. Protonu elma kadar düşünelim. Elektron fındık kadar düşünelim. Daha da küçük de. Aradaki mesafe Fatih'ten Tuzla'ya kadar uzaktır. Yani bu kadar büyütsek. Arasında bu kadar 50 kilometre mesafe var büyütürsek. Yani atomun çekirdeği ile elektron arasında bu kadar mesafe var. Şöyle açıklayalım. Şu dünya. Dünyadaki bütün sular, topraklar, taş, kum, kaya, insan, hayvan, her şey atom çekirdeği ile elektronu arasındaki boşluğu alsak, dünyada mevcut olan bütün varlıkların, atmosferin içindeki her şeyin, o zaman dünya ancak şu oda kadar bir yer ancak kaplar. Ve onun içi de boş. Dünyanın en büyük fizikçisi Hanks 1960'larda demişti ki işte dünya patladığında dünya yaratıldığında 4,5 milyar önce Big Bang büyük patlama olayı olduğunda Big Bang Theory. Big Bang dünya yaratıldığında 4,5 milyar yıl önce saniyenin trilyonda birinde olmuştur. Yani kiprimizi şöyle yapsak 1-2 saniye geçiyor. Kaşımızı, gözümüzü, el hareketi yapsak 1 saniye geçiyor. Saniyenin trilyonda bir zamanında dünya meydana gelmiştir. Ve saniyenin milyonda bir kadar bir zamanda kainat yok olacak, kıyamet kopacak. Aynı şekilde kıyamet o şekilde kopacak. Ansızın kopacak kıyamet. Kıyametin belirtileri diyorlar ya şu olacak, kıyamet kopacak, öyle olmayacak.
ya elektronlar atom çekirdeğine düşecek birdenbire veyahut da elektronlar atom çekirdeğinin dışına fırlayacak. Kainatta her şeyi gördüğün her şey moleküle dönüşecek. Yok olacak. Birdenbire kıyamet olacak. Nasıl ki birdenbire yaratıldı, birdenbire yok olacak. Hiçbir şey kalmayacak. Kıyamet aniden gelecek. Şu belirtiler olacak, şöyle şöyle olacak, şöyle şöyle olmayacak. Saniyenin milyarda biri kadar kısa sürede kıyamet kopacak. Hı hı.